Karadeniz sonuçlanıyor. Şimdi ise penaltılar kullanılacak. Panter gibi bir kaleci olacağım. Bakın şimdi. Harika bir şut geliyor şimdi. Şşş Necati, bakmasana elime. Ya gözüm kayıyor Remzi, ne yapayım? Kurtardım. Ya elime baktın abicim, saymıyorum ben. Kurtardım. Oğlum Şakir, kapa Necati'nin gözlerini. Bakmasın sağa sola. Aa, ışıkları kim kapattı? Baba böyle de olmaz, adam hiçbir şey göremiyor. Evet doğru. O zaman ben uzaklara gideyim biraz. Şimdi nasıl, görüyor musun? Evet. Şimdi? Evet. Ya bakmasana, Allah Allah. Ben bakmıyorum, gözlerim görüyor. Peki şimdi? Hayır, görmüyorum. İyi o zaman, atıyorum penaltıya. At. Oley, yine kurtardım be. Başımız dertte. Annem kafasında ışıldakla koşturuyorsa bize kesin misafir geliyor demektir. Ay çabuk. Hemen boşaltıyorsunuz salonu. Hadi altın günüm var benim. Misafirler geliyor. Temizlik yapacağım, kısır yapacağım, börek yapacağım, çay yapacağım. Hadi. Hala oturuyorlar ha. Ya karıcığım, atari oynuyorduk ama biz. Kalkın hadi. Şakir'in odasında oynayın. Hadi canım. Canan kalk kızım, hadi soğan hazırla bana. Bayağı elimde Yunan mitolojisi yazan bir kitap var. Ve sen bana kalkıp soğan hazırlamamı söylüyorsun. Sence bu mümkün olabilir mi? 3 saniye içinde mutfakta olmazsan hafta sonu düzenlenen resim sergisine gidemezsin. Sence bu mümkün olabilir mi? Sen bunu nasıl yaptın? Kemik kalmış görsen. Vallahi kısıra bayıldım Kadriye. Bana da tarifini verirsin değil mi? Ay yok, vermem. Nasıl ya? Ay vermem işte, niye vereyim ayol? Kendin uğraş yap. Bu kadar da hazıra konmayın ya. Bu arada ben bu ayki altınımı bırakayım şöyle. Ben de vereyim. Bu da benimkisi. Kız Berri, bu ne biçim altın? Ya evden alelacele çıktım. Kuyumcuya uğrayacak vaktim olmadı. Evde bir yerde buldum bunu da. Hemen kaptım geldim. İyi de bunda garip bir şeyler yazıyor kız. Bildiğimiz çeyrek altın değil bu ya. Ay yoksa benim Salih'in kazıda bulduğu altınlardan falan olmasın bu? Beyler, lig yapıyoruz değil mi? Evet. Sen de oynar mısın Naciye? Oynamam Necati abi. Hem benim adım Naciye değil, Canan. Ama sende Naciye tipi var. Ne demek o ya? Öyle işte. Bayağı Naciye'ye benziyorsun sen. Bak mesela bu çocukta tam Serven. Hani direkt Serven. Başka bir şey olmaz bundan. Ama gidip Şakir koymuşlar. Bu çocukta Şakir tipi yok ki. Bak bunda babasında da tam Kamuran tipi var. Ya Necati sussana azıcık sen. Oğlum ikinci joystick nerede? Aşağıda kaldı o ya. Git al gel o zaman. Ben mi alayım geleyim yani? Tamam ya. Ben de Necati'ye benzemiyorum mesela. Abdülmehmet tipi var bende. Abdülmehmet. O ne? Oğlum burası kuyumcuya dönmüş. Baba annemler altın olmuş. Oley be, zengin olduk. Hadi gidip bozduralım hepsini. Saçmalama Necati. Ne diyorsun sen? Bugün pazar. Kapalı bütün kuyumcular. İlginç. Bir dakika. Tabii ya. Midas. Evet Midas. Midas derken? Evet burada. Midas dokunduğu her şeyi altına çeviren kral. Bu neymiş ya? Hayır. Sakın o altına dokunma Şakir. Neden peki? Bu altın gizemli. Gizemli mi? Evet. Yunan tanrısı Dionysos, Kral Midas'ın konukseverliğinden etkilenir ve ondan bir dilek dilemesini ister. Son model Atari mi? Hayır. Midas dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini ister ve dileği gerçek olur. Her neye dokunursa dokunsun mu? Evet. Çok zor bir hayatı olmalı. Peki ya burnu kaşındığında ne yapmıştır? Belki başkasına kaşıttırmıştır. Ben burnumu kimseye kaşıttırmam. Bir dakika. Berin teyzenin kocası Salih abi arkeologtu. Belki de bu altının sırrını bize o açıklayabilir. Bu gizemi çözmenin tek bir yolu var. Muhteşem dedektifleriz. Evet muhteşem. Nerede ya bunlar? Hey bizi bekleyin. Durun, biz olmadan çözemezsiniz ki bu gizemi. Ya yürüsene Necati. Dur şuradan 2 poğaça atayım cebime. Yolluk yaparız. İşte Berin teyzeler burada oturuyor olmalı. Eyvah, gökten yastık yağıyor. Yürü hadi. Oh,
Bu ne Necati? Atlet Remzi. Kimin atleti Necati? Bu gizemi çözmeliyiz. O zaman süpersonik büyüteci kullanmanın vakti geldi. Pardon, bu değil ya. Dürbünü almışım yanlışlıkla. Nerede bu ya? Nerede? Bu kadar eşyayı hangi ara aldık biz? Yoksa bunu mu arıyordunuz? Ha? Midas'ın altını. Sizde ne işi var bunun? Berrin teyzeye sormalı asıl. Salih amca, bütün kadınlar altına döndü. Amanın! Çeyrek altın aşkına. Kazılarda bulduğumuz kutuyu saklamak için eve getirmiştim. Ama belli ki sevgili karıcığım dayanamamış ve kurcalamış hemen. Bırak şimdi evliliğinizden bahsetmeyi de bu kötü şanstan nasıl kurtuluruz onu söyle. Bir dakika. Eğer bu altındaki kötü şans tekrar açığa çıktıysa bu demek oluyor ki... Ne demek oluyor? Ya öyle bakmasana ya. Ne var? Ya söylesene. Burnumda bir şey mi var? Altın gardiyanlar geliyor. Madem büyütecimiz yok, dürbünle de işimizi halledebiliriz. Nasıl yani? Şöyle canım benim. Dürbün ne işe yarar? Uzaktaki objeleri yakın göstermeye. Biz de eğer bu atleti uzağa götürüp dürbünle bakarsak yakından incelemiş oluruz. Şu an bende beyin bitti. Tamam. Sen şimdi bayağı bir ileri git bu atletle. Koş. Öncelikle bu beyaz bir atlet. Bunda hemfikiriz. İkinci olaraksa iki tane korkunç altın asker görüyorum. Çabuk kaçın, altın askerler bunlar. Kaçın. Buradan gitmemiz gerek, çabuk atlayın. Yakalayamaz ki. Biri burada neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Şimdi şöyle de... Müthişim dedektif olarak hemen söyleyeyim. Bu altın askerler Plüton gezegeninden gelmişler. Besbelli yani. Atletleri bittiği için de bizim atletlerimizi almaya çalışıyorlar. Nasıl çözdüm ama olayı iki dakikada? Bir de seni dinleyelim Salih amca. Geçen hafta Midas'ın evinde kazı çalışmaları yaparken bir kutu bulduk. Ve müzeye götürmek üzere ben aldım. Fakat Berrin kutudan çıkarıp gizlenme altına dokunduğu anda mezarın yanındaki altın askerler canlanmış olmalı. Şimdi de altını geri almak için her şeyi yapacaklar. Bu efsanenin gerçek olduğuna inanamıyorum. Tamam işte. Ben de aynısını söyledim ya. Baba. Peki, en önemli soruyu soruyorum. Annemi ve diğer kadınları nasıl eski haline getireceğiz? Bu sorunun cevabı tek bir yerde yatıyor olmalı. Midas'ın heykelinde. Ya birazcık kaloriferi açsanız da dondum arkada. Üçe getir, üçe. İşte geldik. Burası gizemli altını bulduğumuz yer. Necati, bu adam bizden daha havalı gözüküyor. Halbuki biz muhteşem dedektifleriz. Bu olayı biz çözmeliyiz, anlıyor musun? O yüzden de kimsenin beklemediği bir şey yapmalıyız. İşte kimsenin beklemediği bir şey. Biz çok zeki. Ne yapıyor ya bunlar? Siz onları boş verin. Şimdi ne yapacağız? Aşağı inip Midas'ın heykelini bulmalıyız. Ha bak sen, bizi buldular. Gizemli altını takip ediyorlar. Onları oyalayacağım. Çabuk gidin hadi. Hop. Çok ilginç. Bir tür matematik hesaplama yapma aletine benziyor. Üstünde de sayılar var. Vay canına. Eski insanlar çok akıllıymış Remzi. Çocuklar bakın bakın. Süper bir tarihi eser bulduk. Matematik hesap aygıtı. Baba, hesap makinesi o. Vay canına. Bu eski insanların hesap makinesi mi varmış? Hayır ya. Burada çalışan arkeologlarındır o. Şimdi bırakın onu. Heykeli bulmamız gerek. Yapma ya. Heykel bu. Baba harikasın. Heykeli buldun. Demiştim size. Muhteşem dedektif iş başında. Ne yazıyor? Başka bir dil bu. Açılın. Ben ortaokulda İngilizce okumuştum. Hello. My name is Necati. How are you? İnanamıyorum. Heykeli bulmuşsunuz. Adama bak. Arabayla uçup iniyor. Sonra da heykel filan diyor. Arabayla deliği tıkadığım iyi oldu. Altın askerleri biraz daha yavaşlatır. He? Ne yazıyor? Kim ki Midas'ın altınını yerinden çıkarır, kötü şansı da üzerine alır. Yani? Yani altını geri koymamız gerekiyor.
Ne oluyor ya? Araba canlanıyor Remzi. Hayır, altın askerler bunlar. Arabayı ittiriyorlar. Eyvah, ne yapacağız? Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü biz... Muhteşem dedektifleriyiz. Alın siz de bunları, kazmaya başlayın. Bu heykeli gömmeliyiz. Umarım işe yarar. İttir Necati, bütün gücümle ittir. Bugünün kahramanı biz olmalıyız. Çabuk, çabuk, çabuk. Daha hızlı, daha hızlı. Dayanamıyorum. Çekil Necati, geri çekil. Eyvah, geldiler Remzi. Hadi bütün gücünüzle. Herkes bir şeyleri ittiriyor, farkında mısın Remzi? Daha fazla dayanamayacağım. Hayır! Çekilin! Olamaz, arabam! Çabuk, hızlı, hızlı! Evet, başardık, başardık! Vay canına, kötü şansı kaldırdık! Ama benim yeni bir kamyonet almam gerekecek. Neyse, ne yapalım? İkiniz de harikasınız. Teşekkürler muhteşem dedektifler. Asıl biz teşekkür ederiz Salih Bey. İşinizi tutkuyla yapmanızı takdir ettik gerçekten de. Değil mi Necati? He he, ondan tabii. Takdir yani, evet. Ya o değil de sen bana bu kısırın tarifini vermiyor musun Kadriye? Vermiyorum Saime. Vermiyorum.